Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 25'te kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Ve beşşir ve müjdele. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir emir. Ve aynı zamanda onun arkasındaki bütün ümmetine bir emir. Ellezine, o kimseler müjdele ki amenu, iman ettiler. Ey Habibim, iman edenler müjdele. Ve amilus salihat, ve onlar salihatı işlediler. Yani namaz kıldılar, oruç tuttular, zekat sadaka verdiler, imkanları varsa hacca gittiler, Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanacak amelleri işlediler. Onların müjdele. Yani bütün insanları müjdeleme. Allah'a iman edip Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kabul ederek bunları amele dökenleri müjdele. Ne ile müjdele? Enne lehum, muhakkak onlar için vardır. Ne vardır? Cennet, cennetler vardır. Cenab-ı Hak cennetleri anlatıyor şimdi. Tecri, akıyor, min tahtiha, o cennetlerin altından. Yani cennetlerdeki ağaçların, köşklerin arasından el enhar, nehirler akıyor. Ve subhanallah. İman edip salih amel işleyenler, altından ırmaklar akan cennetler ile müjdele. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, nasıl cennetin kendisi şu bahçeden nihayet derecede güzeldir ve üstündür. Aynen bunun gibi cennetin lezzetleri de dünyevi lezzetlerden o kadar üstündür. Nasıl bizler cenneti tarif edemiyoruz. Ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş, ne de kalbi insana hutur etmiş, cennetin lezzetlerini de tarif edemiyoruz. Cennet dünyadan ne kadar üstteyse cennetin lezzetleri de bu kadar üsttedir. Şimdi bir daha dönelim. Ve beşşir, müjdele. Üstad Hazretleri diyor ki, beşşir, müjdele ifadesi ispat eder ki cennet lütfu ilahidir, fazlı Rabbani'dir. Cenab-ı Hakk'ın kuluna bir hediyesidir, bir lütfudur. Yoksa kulun kendi ibadetiyle kazanmış olduğu bir yer değildir. Şunun gibi, şimdi insan bir yerde maaşta çalışsa, bir ay sonra ona müjde müjde maaş alacaksın denir mi? Denmez. Bu müjde değildir. Çünkü maaş onun hak ettiği bir şeydir. Ama Rabbimiz cennetten bahsederken müjdele diyor. Demek ki cennet insanın kendi ameliyle, kendi ibadetiyle hak ettiği bir yer değildir. İnsan değil, şu kısacık ömürdeki ibadetiyle. Belki 1000 sene, belki 10.000 sene yaşasaydı, alnını secdeden kaldırmasaydı, yine de cennet hak etmiş olmazdı. Niçin? Çünkü insanın yapmış olduğu ibadet, Cenab-ı Hakk'ın ona
geçmişte ve o gün içinde vermiş olduğu nimetlere karşı bir şükürdür. Ben bugün yaşadım. Cenab-ı Hakk'ın güneşiyle ısındım. Aydınlandım. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini yedim. Cenab-ı Hakk'ın suyunu içtim. Havayı soludum. Allah'ın verdiği gözle gördüm. Allah'ın verdiği ayakla yürüdüm. Allah'ın verdiği dil ile konuştum. Ve keza ve keza. Ve in ta'uddu nimet Allah la tuhsuha. Allah nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Eğer bizim bugün yapmış olduğumuz ibadet bir nimete mukabil olabilseydi, Cenab-ı Hakk'ın bugün içinde bize vermiş olduğu nimetlere mukabil gelirdi. Ona bile gelemez yani. Ona bile gelemez. Bir ama şöyle demişti bana. Hocam, bir gözüm olsaydı İstanbul'u verirdim. Arkadaşlarımızın iki İstanbul'u var ama farkında değiller. Tabii gözün kıymetini gözü olmayan bilir. Dolayısıyla bizim bu gafletle kıldığımız namazlar, tembellikle yapmış olduğumuz zikirler, fikirler, sohbetler, nerede bunların karşılığı cennet olacak? Daha bunlar Cenab-ı Hakk'ın bugün bize vermiş olduğu nimetlerin şükrünün binde biri, milyonda biri değildir. İşte bu sebeple cennet neymiş? Allah'ın bir fazlı. Bu sebeple de ayet ve beşir diye başlıyor. Müjdele, müjdele. Ben o kullarıma hak etmedikleri halde şöyle şöyle nimetler vereceğim. Kimin müjdele? Ellezina menu ve aminu salihat. İman edenleri müjdele. Allah'a iman etmiş. İsimlerine iman etmiş. Sıfatlarına iman etmiş. İsimlerde, sıfatlarda ve zatta ilhada, ifrata düşmemiş olanlar müjdele ki, kardeşlerim, iman da tek başına demek kafi gelmiyor. Ve amelü salihat, ve salih amel işleyenleri müjdele. Hani iman bir ağaçsa ağacın meyvesi olmalı. İman ağacından namaz meyvesi, zikir meyvesi, tefekkür meyvesi, ibadet meyvesi, hizmet meyvesi çıkmalı. Bunların müjdele ne ile? Enne lehum cennat, cennetler ile müjdele. Değil mi? Cennet birden fazla olduğu için çoğu sigası ile gelmiş. 8 tane cennet var. Her biri birbirinden farklı, kemal ve güzellik bakımından da birbirinden üstte veya altta olan 8 farklı cennet. Tecri min tahtiyel enhar, bu cennetlerin de altından, yani evlerin, ağaçların arasından ırmaklar akar. Cennetteki ırmaklar Muhammed suresinde izah edilmiş. Cennette 4 tane ırmak var. Tabi bu ırmakların ismi dünyevi eşyalara benziyor. Yoksa kendisi ve lezzeti benzemez. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Meselul cenneti leti vuydel muttagun. Muttaki kullara vaat olunmuş cennetin meseli şudur. Şöyledir. Fiha enhar. Orada nehirler vardır. Min ma'in, sudan nehirler. Ama nasıl bir su? Gayri asin, bozulmayan bir su. Bizler suyumuzu bir kaba koysak, 3-5 haftada o suyu içmesek, o su bozulur, kokar. Ama cennetin sularında bir bozulma yok. Ve nharun min leben, ve subhanallah, sütten nehirler. Sütten. Hocam, sütten nehir mi olur? Ya dünyada
ineği, koyunu, deveyi süt çeşmesi yapan, onların karnında kan ve fışkı arasından o tertemiz sütü çıkaran Cenab-ı Hak, sütten nehirler yapmaya muktedir değil midir ya? Ama nasıl nehirlermiş? Lem yetegayyer da'mu, tadı değişmeyen, değil mi? Dünyevi sütleri kaynatmadan 3-5 saat bile bekletseniz hemen bozuluyor. Ama cennetteki sütten nehirlerdeki sütler bozulmuyor. Tadı değişmiyor. Ve enharun min hamr, ve şaraptan nehirler. Tabi bunların kardeşlerim lezzetleri dünyevi şaraba, dünyevi süte, dünyevi suya benzemez. İsmi benziyor. Nasıl şarap lezzetin lişaribin, içenler için lezzet olan, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler. Başka ve enharun min asel, ve baldan nehirler. Fe subhanallah. Yani cennet bardağını daldırdığımızda içine bal gelecek. Hadi nasıl bir balsa, bunlar cennet balı. Cennet şarabı, cennet süt. Min aselin musaffa, musaffa diyor. Saf kılınmış. Saf halde. Fe subhanallah, nasıl bir şeysin? Demek ki sütten ırmaklar var. Sudan ırmaklar var. Şaraptan ırmaklar var ve baldan ırmaklar var. Ve lahum fiha min kulli semarat, ve orada her türlü meyvelerden var. Her türlü meyveler. Şimdi Cenab-ı Hak meyveleri döndük tefsirini yaptığımız ayet-i kerime orada zikrediyor. Kullama ruzigu minha, her ne zaman o cennetten, o cennetteki bahçelerden, cennetteki efendim meyvelerden, kullama ruzigu minha, sanki oradan rızıklansalar, min semeretin rızka, min semeretin meyvesinden, rızkan rızık olarak, her ne zaman oradan, cennetin bir meyvesinden rızık olarak rızıklansalar. Diyor hadis-i şerifte, insan ağaca dermiş ki gel, ağaç gelirmiş, meyvesini o kişiye uzatırmış. Böyle bir mekan. Galu, işte o meyve yiyenler dermiş ki bunlardan olmayı Rabbimiz bize nasip etsin. Hazellezi huzikna min qabl. Hazellezi, bu öyle bir rızıktır ki huzikna min qabl, biz daha önceden bununla rızıklandık. Daha önce iki farklı izah yapılmış. Bir, daha önceden murat cennetteki daha öncedir. Çünkü cennet meyveleri birbirine benzer. Yani biz bu meyveden sabah da yemiştik. Dün de yemiştik. Yemiş olduğumuz meyveler bitmiyor. Çünkü insan bir meyveyi koparttığında koparttığı yerden aynısı çıkar. Hiçbir dalda bir meyve eksilmez. O zaman bu izaha göre daha önceden maksat cennetteki yemiş oldukları zamandan daha önceki bir zaman dilimi. İkinci izah da daha önceden kasıt dünyada yemiştik. Biz bu cennet nimetleri gibi nimetleri dünyada yemiştik. Peki niye böyle söylüyorlar? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yine bakın rahmetidir. İnsan bilmediği şeyden ürker. Mesela önümüze bir sofra kurulsun. Ve bu sofrada farklı ülkelerden getirilmiş yiyecekler olsun. Biz bildiklerimizi yeriz. Bilmediğimiz meyvelere, bilmediğimiz rızıklara elimiz kolay kolay uzanmaz. İşte
elimizin cennet nimetlerine kolay uzanabilmesi için Rabbimiz şekil itibariyle cennet nimetlerini dünya nimetlerine benzetmişti. Bu benzerlik sebebiyle ehli cennet der ki biz bunu daha önce dünyada yemiştik. Şekli benziyor, adı benzer ama kardeşlerim tadı, lezzeti benzemez. Ve utu bihi müteşabiha. Subhanallah. Cennet nimetleri müteşabiha, birbirine benzer bir şekilde onlara getirilir. Bakın, onlara getirilir. İfadede insanda, insana yapılan ikramın üstünlüğünün işaret var. Yani mesela dünyada belki bir otele gitseniz yemek almak için sıra beklersiniz. Belki bir lokantaya gitseniz sıra beklersiniz. Ama cennet nimetleri öyle değil. İnsan daha istemeden, istediği nimet kalbinden geçtiği an o nimeti cennet hizmetkarları ona sunuyor. Ve subhanallah. Cenab-ı Hak müminlere böyle bir cennet hazırladı. İstemeye hacet bile yok. Yeter ki gönlünden geçsin. Hatta bir hadis-i şerif de şu anda kalbime düşüyor. Efendimiz diyor ki, uzun bir hadis-i şerif, ehlül cenneti şebabun cu'dun cu'dun nurdun diye başlıyor. Cennet ehli parlak gençlerdendir. Parlak gençlerdendir. Onların kaşları, kirpikleri müstesna, saçları müstesna, vücutlarında kıl yoktur. Ala mevlidi İsa 33 sene, yaşları 33 yaşındadır. Ve ala tuli Adem 60 zira'a, ve boyu da Adem Aleyhisselam'ın boyunda 60 zira'dır. Yaklaşık 30-35 metre. Diyor ki onlardan birisinin önüne bir sofra konulur. Sofrada bir kuş vardır. Feyagulu ta'ir, o kuş der ki ya veliyallah, ey Allah'ın dostu. Cennetten ve cennet nimetlerinden daha lezzetli bir hitap. Ey Allah'ın dostu. O kuşa öyle hitap etmesini kim öğretmiş? Rabbimiz öğretmiş. Bak, Cenab-ı Hakk'ın bize karşı hitabı ya veliyallah, ey Allah'ın dostu diye başlıyor. Ve bakın neler anlatıyor. Diyor ki ben cennet meyvelerinden yedim. Arzın altındaki bahçelerde otladım. Selsebil ırmağından içtim. Ve keltü min simarın keza ve keza, şu şu meyvelerden yedim. Kuş bunu niye anlatıyor? Kuş kendi etinin lezzetini ehli cennete ispat etmeye çalışıyor. Dünyada vardır ya bu. Suyu, otu, meyvesi güzel yerlerde otlanmış hayvanların eti lezzetlidir. Kuş da diyor ki ben cennet bahçelerinden yedim. Selsebil ırmağından içtim. Fed'am minni, beni yesene. Fesubhanallah, beni yesene. O kuş ehli cennet tarafından yenilmeyi arzu ediyor. Demek ki onun da lezzeti ehli cennetin boğazından girmek. Feyad'amu minha, Efendimiz böyle diyor, o kuştan yer. Feyekunu ahadu canibeyi matbuhan vel ahavu meşviyen, feyekulu minha maşallah. Efendimizin ifadesi bu. O kuşun yemeğe yöneldik ya, diyor mu işte Allah konuştu inşallah, Cenab-ı Hak yemeği nasip eder yani. Yöneldiğimizde kuşun bir tarafı kızarmış, bir tarafı haşlanmış oluyor. O anda. Feyekulu minna maşallah, ve cennet ehli
O kuştan Allah dileyince, karnı doyuncaya kadar yiyor. Kardeşlerim, böyle bir mekan. Şimdi ben nefsime ne diyorum biliyor musunuz? Diyorum ki, ey nefsim, ey, böyle bir yer seni beklerken, cennet seni davet ederken, ömrünün de üçte ikisi geçmişken, sen hala dünyanın fani işleri peşinde koşup, o lezzet, o cennetten ve cennet nimetlerinden gaflet içinde yaşıyorsun. Ve subhanallah. Ve subhanallah. İnsan ayet-i kerimeye muhatap olduğunda bu söylediğimi biraz daha böyle iyi anlıyor. Galu hazellezi huzikna min qabl. Onlar derler ki, biz daha önceden böyle bir rızıkla rızıklanmıştık. Ve utu bihi müteşabiha. Rızıklar onlara benzer bir şekilde getirilir. Ya dünyadakine benzer, ya da cennette daha önce yemiş olduğu nimetlere benzer. Ve lahum, onlar için vardır. Fiha, o cennetlerde ezvacun mudahhara, tertemiz pak edilmiş zevceler vardır. Pak edilmiş kardeşler, pak edilmiş. Cennet eşleri her zaman bakiredir. Bir ehli cennet, cennetteki bir huri ile cimada bulunduğunda, cimadan sonra tekrar o cennet kızı bakireliğe döner. Ve subhanallah. İşte bu kadar tertemizdir. Ve onlara eşi olan ehli cennetten başka kimsenin eli değmez. Kimsenin eli değmez. Ama cennete girecek ehli iman kadınlar da mahzun olmasın. Çünkü o ehli iman kadınlar cennet hurilerinden daha güzel olacak. Ve subhanallah. Yani nasıl bir güzellik kardeşlerim, bilemiyoruz. Efendim anladınız hadis-i şeriflerinde ama. Onlardan bir tanesi diyor, denize tükürseydi deniz bal gibi tatlı olurdu. Onlardan birisinin eşarbı dünyaya düşseydi dünya apaydınlık olurdu. Efendim anlatıyor hep bunları böyle hadis-i şerifler. Ve dünyevi dünyada Allah'ın rızasını kazanıp cennete giden ehli imane o kadınlar, ehli iman kadınlar hurlardan daha güzel oluyor. Bu cennetten çıkmak ne kadar acı olurdu değil mi? Cenab-ı Hak o acıyı da kuluna hissettirmiyor. Ve hum fiha halidun, ve onlar, yani o cennete girenler, o cennette ebedidirler. Cennete girdikten sonra bir daha çıkmak yok. Cenab-ı Hak cümlemize girmeyi ve orada ilelebet yaşamayı nasip etsin. Bir daha ayet-i kerimeye mana verelim, dersimizi öyle tamamlayalım. İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetler ile müjdele. Her ne zaman onlar orada bir meyveden rızıklansalar, rızık olarak derler ki, bu öyle bir meyvedir ki, bu öyle bir rızıktır ki, biz daha önce bununla rızıklanmıştık. O rızıklar onlara benzer bir şekilde getirilir. Onlar için o cennetlerde tertemiz eşler vardır. Ve onlar o cennetlerde ebedidirler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.